sürü konuştum ama yolda hiç video çekemedim. Çünkü böyle çok seri aksilik oldu, bir sürü aksilik oldu. Neyse sonuçta bir şekilde ulaştık. İşte yarışa başlayacağız. Saat kaç? Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Yarış 7'de başlayacak ama 5'te buluşulacak. Öyle yani. Transfer var. Shuttle var. Kahvaltı yapacağız Şükrü'yle. Şükrü. Afiyet olsun bize. Eyvallah. Yarışta görüşürüz artık. Normalde akreditasyonun saati 10'da bitiyordu. Akreditasyon siz geldiğiniz zaman kendinizi işte yasal şeyleri imzalıyorsunuz, kağıtları imzalıyorsunuz. Kendinizi tanıtıyorsunuz. Her yarıştan önce yapılır bu. Biz yetişemediğimiz için, bir sürü aksilik olduğu için akreditasyon saati 10'da bitiyordu. Aradık, rica ettik, öyle ettik, böyle ettik. Sonunda bir şekilde ikna ettik. Geç de olsa kendimizi akredite ettik. Yarın yarışa girebileceğiz yani. Şimdi çağırdılar. Start'a doğru gidiyoruz. İnsanlar start'a doğru gitmeye başladı. Yavaş yavaş kalabalık oluyor. Gün de doğmaya başladı. İki, bir, şut!
ilk etapta ufak bir kaza yaptım. Böyle tecrübesiz biri hızını alamayıp teknik bir yerde arkadan dokundu. O yüzden böyle bir zaten kaza şeyini de koyarım. Böyle bir düşürdü, öyle söyleyeyim. Dizim biraz problemli ama iyi gibi. İkinci etapa geldik. Başlayacağız. Hatta şöyle etrafı göstereyim. Ortam böyle. Bakalım, göreceğiz. İkinci etap nispeten daha kolay. 2 ve 3 kolay. Eğer 2 ile 3'ü çıkarırsam 4'ü de çıkarırım. Göreceğiz hep beraber.
Buralar geçiş etabı. Downhill yaptıktan sonra bir etaptan diğer etaba zaman kısıtlamalı olarak geçiş yapıyorsun. Bunların adı geçiş etabı. Buralar çok güzel ama ancak böyle geçiş etaplarında bakabiliyoruz. İşte çünkü yola odaklanmak zorunda kalıyorsun. Ama manzara müthiş. İkinci etapta birinci etapın kaza yaptığım için 10 dakika kaybetmiştim. İkinci etapta 8 kişiyi geçtim ama tabii yine yetmedi. Evet, diğer transfer yap. This way? Yes. Alright, thank you. Hala 3. etaba transferdeyiz. Yemek var, su var, işte böyle şeyler var. Dinlenmedeyiz. Gideceğimiz yer şurası. Oraya biraz... Şurası. Bayrağın olduğu yer gideceğimiz yer. Transferde arada yer koymuşlar ki insanlar biraz dinlenebilsin diye. Yarışta enerji versin diye böyle şeyler içiyoruz. Şöyle enerji jeli. Bu karbonhidrat aslında. Yani vücudun bittiği için bir süre sonra karbonhidrata ihtiyaç duyuyor. Onu tamamlıyor. Çabuk karışıyor kana diye. Böyle 15 dakika sonra karışıyor işte. Evet, 3. etabın başlangıcına geldik sonunda. En zor kısmı buydu bence. Yani inmek bir şekilde iniyorsun da çıkma kısmı biraz zor oluyor. 20 kiloluk bisikletlerle zaten az kişi kaldı. Baştaki gibi 150 kişi yok. Böyle. Yarış buradan başlayacak. Şöyle göstereyim rotayı da. Rotayı göstereceğim şimdi. Şurada uzakta bisikletçilerin geldiği yer var. Şurada. Şunların geldiği yerden böyle aşağı ineceğiz Z çizerek. Sanırım burası da Nevşehir'in en yüksek yeri olabilir yani. Şöyle bakalım. Bayrak Tepesi işte. Bu arada zamanlarımızı çiple ölçüyorlar. Çipim kırıldığı için şu ikinci çip. Yeni çip taktılar. Yaptığım zamanlarda da sorun var yani. Hem kaza yaptım. Hem böyle bir şey yaşadım. Yapacak bir şey yok artık. Bu yarış böyle deneyim oldu. İşte kazada kırıldığı için böyle RFID çipler. Yenisini taktılar. Kafalarına göre de bir zaman yazdılar. Zaten 10 dakika kaybetmiştim. Bir de böyle vakit kaybettim. Olsun, maksat bitirmek. Enduro. Biraz sert yarış bu arada. Yani öyle sanıldığı gibi değil. Şu an işte start sıramı bekliyorum. Dört, üç, iki, bir, başla.
Üçüncü etap bitti. İlk defa bir yarışta bu kadar çok zorlanıyorum. Hem sert hem uzun. Yani sert olmasına çok da sert değil aslında ama uzunluğu mahvediyor yani insana. Sürekli küçük küçük tokat vuran biri gibi. Bayağı konuşamıyorum şu an. Son etap kaldı. O da zaten 500 metre ama oraya gitmek 10 kilometre. Şimdi bir 10 kilometre bisiklet sürüp son kalan enerjimle o 500 metreyi de bitireceğim. Hem çipim kırıldığı için zamanlarım yanlış. Hem başta 10 dakika kaybettim kaza yapınca. Neyse göreceğiz artık. Dördüncü etaba geldik. İnsan vücudunun son noktası ya. Vallahi. Ne yapacağız, dönebileceğiz mi? Ha? Ben uyuruz zaten. Ya uyuruz yani, yapacak bir şey yok. Uyuyalım, sabah gidelim. Bak ya işte artık ne, yemek yiyeyim önce. Önce yemek yiyelim. Aynen. Bitti ama bende var ya cüzdan. Yarışı bitireceğiz. Bu son etap formalite etabı. 700 metre. Muhtemelen fotoğraf çektirmek için yani. Kalenin orada. Şöyle göstereyim. Artık bitirenler az kaldı. Uzun zamandır böyle vücudumu bu kadar zorlamamıştım ya. Sağ salim bitirirsem, bitirmiş olmanın... Evet, sağ salim geldi. Aynen öyle. Sonrasında hallederiz. 700 metre gidebilirsem yapacağım yani. Yarış bitti. Yani çok kofta bir adam değilim ama sporu yani spor yapan biriyim. Ama hayatımda yaptığım en zor şey olabilir ya. Yani inanılmaz. Yarışın kendisi değil de geçiş etapları o kadar zordu ki. Yani bir ara 3. etapın sonunda böyle artık kaleye doğru yaklaşırken dedim ki tamam ya, bırakacağım. Şurada bir tane dürümcüye gireceğim. Oradan dürüm yiyeceğim dedim. Kendi kendime ama bırakmadım. İyi ki de bırakmadım. Şimdi işte buradan güzel vlog malzemesi çıkar. Bıraksaydım pişman olurdum ya. Gece uyuyamazdım falan. Şimdi yavaş yavaş işte toparlanacağız. Ondan sonra yok ya. Ondan sonra eve dönüş. Uyuruz. O kadar çok toz yuttum ki. Ondan sonra biraz dinleniriz. Bir şeyler yeriz. Ondan sonra uyuruz. Sonra eve dönüş. Bakalım. Şükrü fikirlerini alalım. Yarış bitti. Görüşe göre sen de bitmişsin. Baksana. Tipe bak. Aynen ya. Nerede hani o enerjik çocuk? 6-7 tane Red Bull içti ama. Bütün enerji bu. Yokuş çıkmalar aldı var ya. O kadar acıktım ki.
Bu üçüncü madalya. Şu an ne bulursam yerim ya. Hatta bir burger ve bira olsa çok güzel olurdu. Geri dönüyoruz. Şöyle bir uyuduk yarıştan sonra. Dedik ki gece uyanalım, yola devam edelim. Ama o kadar yorulmuşuz ki Ankara'da durduk. Arabamız. Ankara'da durduk. Mola veriyoruz. Şu an 3 yaşında bir çocuğun rüyasını yaşıyorum ya. Bisiklete biniyorum. Süt içip Haribo yiyorum ya. 3 yaşıma geri döndüm. Hayatımda yapmak istediğim şey buydu ya.